Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda 2. sınıf matematik 1. ünite değerlendirme çalışmaları yapacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. 1. sorumuz: aşağıda verilen sayıların kaç onluk, kaç birlikten oluştuğunu noktalı yerlere yazınız. Noktalı yerler burada çocuklar. İlk sayımız 34. Bunun hangisi onluk? Evet, bu taraftaki, yani 3 onluk, 4'te birlik var burada. Hemen yazalım. 3 onluk, 4 birlik. Diğer sayımız 28. 2 onluk, 8 birlik var bunda da. 2 onluk zaten 20 eder. 8 de birlik. Devam ediyoruz. 74. 7 onluk, 4 birlik. 7 yazalım onluk, 4'te birlik. 7 onluk 70 eder. 4'te birlik 74. Ve son sayımız 90. 9 onluk çocuklar, kaç birlik? Evet, 0 birlik. Onu da yazdık. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bu tabloda verilen boşlukları uygun şekilde dolduracağız çocuklar. Burada taban bloklarımız var. Kaç tane var bir bakalım. 1, 2, saydıklarımızın üzerine işaret koyalım ki bir daha saymayalım onları. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eğer üçer üçer saymayı biliyorsak o şekilde de sayabiliriz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21'de çocuklar 2 onluk, 1 de birlik vardır. Sayımız 21. Onu buraya yazalım, 21'i. Peki bu basamağın adı ne? Çünkü buraya basamak adını yazmamız lazım. Burası onluk olduğuna göre onlar basamağı olmalı, öyle değil mi? Onlar basamağı. Onu da kısaca bas diye yazalım. Burası da birlikler olduğuna göre birler basamağı olmalı. Birler basamağı. Birazcık tablodan çıktık ama ondan bir şey olmaz. Şimdi sıra geldi rakamın basamak değerini bulmaya. Çocuklar, burada kaç var? 2 rakamı var. Bunun basamak değeri 2 tane onluktur. 2 tane onluk da 10, 20 eder. Yazalım. Bir tane birlik var. O yüzden onun da basamak değeri 1'dir. 21. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki sayının basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız. Sayımız 47. Buradaki basamağımızın ismi birler basamağıydı çocuklar. Birler basamağı yazdık. Bu basamağımızın ismi ise onlar basamağıydı. Onu da yazalım. Onlar basamağı. Peki basamak değerlerini hesaplarken ne yapıyorduk? Birler basamağındaki sayımız 7. Yani burada 7 tane 1 var. 7 tane 1'imiz kaç yapar çocuklar? Evet, 7 yapar. Onlar basamağındaki rakamımız ise 4. Yani 4 tane 10'umuz var. 4 tane 10 kaç yapar? 10, 20, 30, 40. Demek ki onlar basamağındaki sayımızın basamak değeri de 40'mış. Onu da yazalım. 4. soruya geldik. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru kutulara sıralayınız. Çocuklar, sayıların büyük mü küçük mü olduklarını anlamak için önce basamak sayılarına bakmalıyız. Mesela burada bir tane bir basamaklı sayı var. Diğerleri hepsi iki basamaklı. İki basamaklı sayılar bir basamaklı sayılardan büyüktür. Daha sonra da onlar basamağına bakmalıyız. Hangisinin onlar basamağı büyükse o sayı büyüktür çocuklar. Bir bakalım. Burada 1 var. Burada 9 var.
burada 4, burada 8, burada da 2'yi en büyük sayı 9 olduğu için, daha doğrusu en büyük rakam 9 olduğu için bu sayı en büyüktür çocuklar. Yani 99'u en başa yazdık. 99 gitti. Onun üstünü şöyle bir çizelim. Onu unutalım, aklımızdan çıkaralım. Daha sonra 8 var. Yani 89, onu yazıyoruz. Onun da üstünü çizelim, aklımız karışmasın. 15, 46, 27 kaldı. 4, 1 ve 2'den büyük olduğu için 46'yı yazmalıyız. O da gitti. 15 ve 27 kaldı. 2, 1'den büyük olduğu için 27'yi yazıyorum. O da gitti. Ve 15 kaldı. Onun da üstünü çizip yazalım. En sonunda 6 kaldı çocuklar. Onu da buraya yazdık. Hemen şunu da hatırlayalım. Peki onlar basamağı aynıysa iki sayının hangisi büyük? Onlar basamağı aynıysa birler basamağına bakıyoruz. Bu 6, bu 4. 6 4'ten büyük olduğu için 76 sayısı 74'ten büyüktür. 5. sorumuz, aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Burada büyükten küçüğe, şimdi de küçükten büyüğe. Bakalım bir sayılarımıza. Bu 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı. İşte bir tane buldum, 1 basamaklı. Çünkü bunlar da 2 basamaklı. 1 basamaklı olduğu için onu en başa yazalım. Çünkü en küçük o. Şimdi onlar basamaklarına bir bakalım. 1 var, 2 var, 6 var, 4 var, 5 var. 1 olduğu için çocuklar, diğerlerinden küçük çünkü 1. 18'i yazıyorum. 18 gitti. 9 da gitmişti. Şimdi 2 var, 6 var, 4 var, 5 var. Siz bulduysanız hemen söyleyin bana. Evet, evet. 29. Onu da yazalım. Onun üstünü çizdik. Gözümüz görmesin. Evet. Şimdi 6, 4, 5 kaldı. Hangisi küçük çocuklar? 6 mı, 4 mü, 5 mi? Evet, 4 küçük. Yani 42. Onu da yazdık. Geriye 55 ile 66 kaldı. 5, 6'dan küçük olduğu için 55'i de yazalım. Ve son olarak 66'yı yazdık. Böylece sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki işlemleri yapınız. 2 toplama, 2 de çıkarma işlemimiz var. Haydi yapalım. Birinci işlemimizle başlıyoruz. İşleme nereden başlıyorduk? Birler basamağından başlıyorduk. 6, 2 daha kaç eder? 8 eder. 2 ile 1'i de toplarsak 3 eder. Birinci işlemimizin sonucu 38. Eldesiz bir toplama. Bir sonraki işlemimize bakalım. 7, 6 daha, 7'nin üzerine 6 sayarsak 13 eder. 13'ün 3'ünü buraya yazıyoruz. Bir eldeyi de bir sonraki basamağa ekliyoruz. 1, 4 daha 5, 3 daha 8 eder. Yani işlemimizin sonucu 83. Bu da eldeli toplamaydı çocuklar. Geldik çıkarma işlemlerine. 7'den 4 çıkınca kaç kalır? 3 kalır. 5'ten 2 çıkınca da yine 3 kalır. Yani işlemimizin sonucu 33. Bu onluk bozmayı gerektirmeyen bir çıkarma işlemiydi. Bir sonraki işlemimize bakalım. 2'den 6 çıkmaz. Burada onluk bozmamız gerekecek. Komşudan alınca komşumuz 3 olur. Burası 12 olur. 12'den 6 çıkınca evet 6 kalır. 3'ten de 1 çıkınca 2 kalır. Yani işlemimizin sonucu 26. 7. sorumuz, aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. Zihinden işlem yaparken yapmamız gereken şuydu. Sıfırlar yokmuş gibi düşünüp öyle işlem yapacaktık çocuklar. Şimdi sıfırlar yokmuş gibi düşünürsek buradaki sayımız 5 gibi oluyor değil mi? Buradaki de 2. 5'ten 2'yi çıkarınca kaç kalır? 3. Sıfırları görmezden gelmiştik ya. İşlemin sonuna da 0 atıyoruz.
Sıfırları neden görmezden geliyoruz? Çünkü iki sayımızın da birler basamağında sıfır var. Onları görmezden gelip işlemi daha kolay yapabiliyoruz. Aynı şekilde işlemlerimize bakalım. 80'den 30'u çıkaracağız. Yani 8'den 3'ü çıkarınca kaç kalır? 5. Sonra da sıfırımızı atacağız. Bu işleme de bakalım. 9'dan 4 çıkınca 5 kalır. Hemen sıfırımızı da ekledik. Demek ki işlem sonucumuz 50'ymiş. Bu iki işlemimizin sonucu da 50 çıktı. 8. Aşağıda belirtilen ritmik saymaları yazınız. Çocuklar, 18'den 6'ya kadar geriye 3'er ritmik sayma yazmamız istenmiş. 18'den 6'ya kadar dediği için 18'den başlıyoruz. 18'den 3 geriye sayarsak 15 olur. 15'ten de 3 geriye 12. Daha sonra 9 ve 6. 6'ya kadar dediği için 6'da bitirdim. 68'den 52'ye kadar geriye 4'er ritmik sayma. Yine geriye çocuklar ama bu kez 4'er. 68'den başlayalım. 68, 4 geriye gelirsek 64 olur. 64'ten de 4 geriye geldiğimizde 60. Daha sonra 56 ve 52. Bunu da bitirdik. Şimdi de 38'den 54'e kadar ikişer ritmik sayma. Bu ileri çocuklar. Nereden anlıyoruz? Çünkü 38'den 54'e kadar diyor. Yani sayımız küçükten büyüğe doğru gidiyor. Başlayalım 38'den. 38, 40, siz de benimle beraber sayabilirsiniz. 42, 44, 46, 48, 50, 52 ve 54. Böylece 8. soruyu bitirmiş olduk. Haydi birlikte problem çözelim. 9. sorumuz. Melek ve Naz koşuda ard ardadırlar. Melek baştan 8. Naz ise sondan 9. olduğuna göre sınıfta kaç kişi vardır? Burası sıramızın başı, burası da sıramızın sonu olsun çocuklar. Şimdi Melek baştan 8. sırada. Çöp adam çizelim. Her kişi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu biraz uzun boylu oldu ve 8. Bu melekti değil mi? Çünkü melek baştan 8. idi. Buraya melek yazalım. Şimdi sondan 9. olan Naz için çizim yapalım. Bu 1. Sondan 1. Bu sondan 2. Bu sondan 3. Bu sondan 4. Bu sondan 5. Bu sondan 6. Bu sondan 7. Bu sondan 8. Ve bu da sondan 9. Yani bu da kim? Bu da Naz. Naz 9.'ydu. Yani burada 9 çocuk var. Melek ise 8.'ydi. Demek ki burada da 8 çocuk var. Ne yapacağız? Sınıftaki toplam kişi sayısını soruyor. 9 ile 8'i toplayacağız. 9 ile 8'i toplarsak da 17 buluruz. Yani sınıfımızda 17 kişi varmış. 10. soru. 9'dan başlayarak 3'er ritmik sayarken 6. söylediğimiz sayı kaçtır? Altta bir parantez içerisinde uyarımız var. 9 dahil. Yani ilk söyleyeceğimiz
9. Üçer sayıyoruz ya çocuklar. 12. Ne oldu? Bu birinci söylediğimiz. Bu ikinci söylediğimiz. Üçer saymaya devam ediyoruz. 15. Üçüncü. 18. Dördüncü. 21. Beşinci. 24 ise altıncı. Altıncı söylediğimiz sayı kaçtır diye sorduk. Cevabımız 24. 11. İki düzine iki desteden ne kadar fazladır? Çocuklar, düzine ve deste sorusu. Şimdi itiraf edin, bunu bazen karıştırıyorsunuz. Ben de çocukken karıştırırdım. Karıştırmamak için de şöyle bir şey yapardım. Muhtemelen siz de biliyorsunuz ama belki bilmeyenler vardır. Bir tekrar edelim. Düzinenin harflerini ikişer sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Desteği de ikişer sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10. İşte düzine ile desteği karıştırmamak için böyle bir şey yapabiliriz çocuklar. Düzine 12 adet, deste de 10 adettir. Şimdi iki düzine dediği için 2 tane 12'yi toplayabilirim. 2, 2 daha 4, 1, 1 daha 2. 2 düzine 24 eder. 2 deste de 2 tane 10'u toplayalım. Bence birçoğunuz zihinden topladı bile. 2 tane 10, 20 eder. Şimdi 2 düzine 2 desteden ne kadar fazladır? Bunu bulmak için 24'ten 20'yi çıkarmalıyız. 4'ten 0 çıkarsa 4 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Demek ki 2 düzine 2 desteden 4 fazladır. Diğer sorumuz 12. Bir simitçi 78 simidin 45 tanesini sabah sattı. 32 tanesini ise öğleden sonra sattı. Geriye kaç simit kaldı? Şimdi çocuklar, simitçinin 78 tane simidi varmış. Yazalım buraya 78 simit. Sabah kaç tane satmış? 45. Yazalım sabah 45, öğleden sonra da 32 tane satmış. Şimdi sabah ve öğleden sonra sattıklarını bir toplayalım. Bakalım toplam kaç tane satmış bir günde? Öğleden sonra. 5, 2 daha 7, 4, 3 daha 7. Yani bu simitçi toplam 77 simit satmış. Peki bizden neyi bulmamız isteniyor? Bunları sattıktan sonra geriye kaç simidi kalmış onu bulacağız. Bu arada 77 görünmemiş galiba çocuklar. Hemen şöyle kağıdımı çıkarıyorum. Simitçinin 78 tane simidi vardı. 77 tanesini sattığına göre, evet zaten birçoğunuz tahmin etti, anladı. 8'den 7 çıktı, 1 kaldı. 7'den 7 çıktı, 0. Geriye 1 simidi kalmış. Çok az kalmış çocuklar, değil mi? Evet evet, iyi satış yapmış. 1 simidi kaldığı için bence bunu da kendisi yesin. O kadar çalışmış canım. Afiyet olsun. 13. Aşağıdaki örüntülerin kuralını belirleyip eksiklerini tamamlayın. Örüntülerde önce örüntümüz artıyor mu, azalıyor mu? Buna bakacağız. 3, 6, 9. Bu örüntümüz artıyor. Kaçar artıyor? Onu belirleyeceğiz. 3 ile 6 arasındaki fark 3, 4, 5, 6. 3 artmış. 6 ile 9, 6'dan 7, 8, 9. Ne olmuş? 3 artmış. Her defasında 3 artıyor. Demek ki 9'da 3 artınca burası 12. 12'yi de 3 arttırınca burası 15 olur. 15, 18. 18'i de 3 arttıracağız. 21, 21, 24. Son olarak da 27. Bu örüntümüzün eksiklerini tamamladık. Örüntümüzün kuralı 3'er artıyor çocuklar. Kuralımız bu. Diğer örüntümüze bakalım. Baktığımız zaman bu örüntü de artıyor. 3, 5, 7. Kaçar artıyor çocuklar? Evet, 2'şer artıyor. Şimdi eksik olan sayılarımızı bulalım.
7 2 artınca kaç eder? 9. 9'u 2 arttırdık. 11. 13. 13 de 2 artınca 15. 15 2 artınca 17. 17 arttırdık. 19 ve 21. Şimdi örüntümüzün eksik olan sayılarını yerlerine yazdık. Kuralımız da neydi? 2 artıyor. Peki bunlar ikisi de artan örüntülerdi. Azalan örüntüyü biz yazalım. Hemen başlayalım. Bir azalan örüntü yazalım. 35, 30. Buraya boşluk bırakalım. 20, 15. Şimdi bu örüntümüze bakalım. Ne oluyor? Azalıyor. Kaçar azalıyor? Beşer azalıyor. Örüntümüzün kuralı beşer azalıyor. 30'dan 5 çıkardığımız zaman kaç buluruz? 25 buluruz. Buradaki eksik terimi de yazdık. 14. Aşağıdaki sayıları büyüktür, küçüktür, eşittir ifadelerini yazarak karşılaştırınız. Buradaki sayılarımıza bakalım. Biri 74, diğeri 84. 74'ün onlar basamağında 7, 84'ün onlar basamağında 8 var. Yani 84 sayısı 74 sayısından büyüktür. Ama burada 74 sayısı 84'te ne yazacağız? 74 küçüktür. 74 küçüktür 84'ten. 42 42. Zaten bu sayılarımız eşit. 42 eşittir 42. Buradaki sayılarımıza bakalım. 50 80'den nedir? Küçüktür. Büyüktür'ü yazmamışız. Bir tane de onun için yazalım. Bunu da yazdık. 50 küçüktür 80. Buraya bir tane beraber yazalım. Yazalım buraya. 40. Burası da 32 olsun. 40 32'den büyüktür. Bunu da biz yazdık. 40 büyüktür 32. Evet çocuklar, sırada 15. soru var. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazınız. Bakalım sayılarımıza. 5 onluk 2 birlik. Bu çözümlenmiş hali. 5 onluk. Biz onluğu başa yazıyoruz çocuklar, 5'i. Birliği de onun yanına yazıyorduk. Yani sayımız 52'ymiş. 5 onluk 2 birlik. Burada 9 onluk 5 birlik var. Önce onluğu yazalım. Başa onluğu yazdık, 9. Yanına da birlik ekleyelim. Kaç oldu sayımız? 95. Burada 6 birlik 3 onluk var. Bakın siz, bizi şaşırtmaya çalışıyorlar. Sakın şaşırmayın çocuklar. Uyanık olun, gözlerinizi kocaman açın. Önce onluk yazılır, tamam mı? Burada birliği başa yazmışlar ama biz başa onluğu yazmalıyız. Kaç onluk? 3. Hemen yazalım. Daha sonra da birliği ekleyelim. Şaşırtmacaya kanmayalım, tamam mı? Böylece sayılarımızı yazmış olduk. 16. Bir belediye otobüsünde 43 yolcu vardı. Durakta 22 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu kaldı? Çocuklar, otobüste yolcu inince yolcu sayımız ne olur? Azalır. Ne yapacağız o zaman? Çıkarma işlemi yapacağız. En başta 43 yolcumuz vardı. İnen yolcu yazdık ve onu 43'ten çıkardık. 3'ten 2 çıkınca 1, 4'ten 2 çıkınca da 2. Yani otobüsümüzde 21 yolcu kaldı. ...17. Serap teyze marketten 2 düzine yumurta aldı. Bu yumurtaların 16 tanesini kırdı. Geriye kaç yumurtası kaldı? Şimdi Serap teyze 2 düzine aldı. Az önce de anlatmıştık, düzine kaç taneydi? 12 taneydi. Yani 12 ile 12'yi toplayacağız. Neden? Çünkü 2 düzine. 2, 2 daha 4, 1, 1 daha 2. 2 düzine yumurta 24 yumurta eder.
16 tanesini kırmış, yumurtalarımız ne oluyor? Azalıyor. Ne yapacağız? 24'ten 16'yı çıkaracağız. 4'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz. Hemen yan basamaktan ödünç aldık. Burası 14 oldu. Burası 1. 14'ten 6 çıkınca 8. 1'den 1 çıkınca da 0. Yani Serap teyzemizin 8 yumurtası kalmış. Böylece videomuzun sonuna geldik. Evde bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.